Şimdi ben burada CSS'imi yazmaya başlamadan evvel Google Fonts'a geldim. Ve yukarıda aramaya Poppins yazarak fontunu seçtim. Ben buradan bir tane import edeceğim. Şu sol taraftan import diyorum. Şunun olduğu gibi kopyalayacağım. Ve CSS dosyamızın içerisine globale koyacağım ben bunu yerleştireceğim. Şimdi hemen bunu yapalım. Hep birlikte style.css'in içerisine geldim. Buraya bir tane yıldız işareti koyuyorum. Süslü parantez açıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Böylece import etmiş oldum ben bunu. Hadi bakalım. Şimdi padding'i yapalım. Globale hep bütün bunlar. Margin. Yani bütün elemanlarımıza apply olacak bir özellik. Box sizing, border box. Border box yaptık. Font family. Font family'yi de kopyalayayım ben buradan. Şunun olduğu gibi direkt kopyalayayım. Hiçbir şey yazmayayım. Kendimizi yormaya değmez. Bunun için şöyle yapıştırdım. Güzel. Şimdi body kısmına geliyoruz. Body kısmını yazıyoruz. Background black olacak hepsi. Black olsun. Siyah. Minimum height'ini de 100 bir height vereceğim. 100 view height. 100 view height bitişik olsun. Birazdan böyle yapsam. Nasıl yapayım? 100 view height'i yazdıktan sonra display flex diyeceğim. Flex direction column diyeceğim ben buraya. Flex direction column. Harika. Justify content. Space around diyeceğim. Space around. Güzel. Align item center diyeceğim. Bir de color white diyeceğim ki fontlarımın rengi beyaz olsun. Burası bitti. Şimdi game board'unu biçimlendirmeye geldi sıra. Buraya da biçimlendirelim. Display flex diyeceğim ben buraya. Display flex dedik. Ups, burası olmadı. Biraz yukarıya alayım çünkü gittikçe aşağı gidiyoruz. Güzel. Display flex'imizi koyduk buraya. Flex direction column diyeceğim. Flex direction column diyeceğim. Hepsi alt alta gelecek. Yan yana dizili olduğundan değil, alt alta gelmiş olacak hepsi. Yok. Özür dilerim. Justify content space around diyeceğim buraya. Justify content space around diyeceğim. Bir üst satırla karıştırdım her şeyi. Özür dilerim şimdiden. Align item center diyeceğim. Çünkü burada game'in alt alta gelmeyecek, yan yana gelecek. Hem sol tarafta şey olacaktı, bizim kelime tahmin karecikleri olacaktı. Sağ tarafta da bizim figür olacaktı. Oluşan figürümüz olacaktı. Space around dedik. Align item center diyeceğiz. Buraya dedik. Evet, güzel. Şuraya yukarıya geleyim. Hepsini yan yana koyalım. Alta geçtik. Genişliğini %60 vereceğim ben buraya. Harika. Margin'i de biraz margin vereceğim buraya ki ortalayayım 0 piksele ve auto. Ortalanmış olsun her şey. Game şeyini bitirdik. Board'unu bitirdik. Harika. Şimdi 3 tane class alacağım ve bunlara ortak bir biçimlendirme vereceğim. Birincisi word olacak. İkincisi figürümüz olacak. Üçüncüsü de bizim board'umuz olacak. Ortak class olacağından dolayı hepsini virgüller ayırarak ortak değerleri verebiliyoruz buraya. Display flex diyorum. Güzel dedik. Justify content buraya space around diyeceğim. Space around. Space around dedik. Okey, güzel. Align item center. Hepsi ortaya gelsin. Bir de border vereceğiz buraya. Border'imiz ne kadar olacak? 1 piksel kalınlığında olacak. Solid. Bir de beyaz renginde bir sınır çizgisi belirleyeceğiz hepsine.
Güzel. Word özelliğini alarak, klasımızı alarak onu biraz biçimlendirelim. Yüksekliğini bunun ne yapalım? 300 piksel. Minimum genişliğini de ne kadar verelim? 600 piksel verelim buraya. Harika. Figür kısmına gelelim. Figürümüzü belirleyelim. Figür. Bu arada ben şey yapmak istiyorum ya. Ne yaptığımızı görebilmemiz açısından live server'la başlatayım her şeyi. Poppins'i başlattım. Güzel. Hepsini biçimlendiriyorum ben burada. Şöyle tamam. Sağ tarafa koyayım ekranın. Ve ne yaptığımızı görelim. Güzel. Biraz daha mı kapatayım? Biraz daha kapatabiliriz ya. Tamam. Nasıl gözüküyor bu arada? Burası iyi gözüküyor mu? Tamam, iyi gözüküyor. Beni biraz kendimi ufaltayım mı? Olabilir. Biraz kendimi böyle ufaltayım. Daha da ufak olayım. Güzel. Gözüküyor her şey değil mi? Okey, gözüküyor. Şunu da kapatayım. Yer kazanalım. Harika. Muhteşem. Şimdi figüre geldi sıramız. Figürü biraz biçimlendirelim. Position relative diyeceğim ben buraya. Niye? Çünkü içerisine koyacağım kafa, gövde ve kol, bacak konumlarını absolute yapacağımdan dolayı bu figür divin içerisinden dışarıya fırlamasını istemiyorum. Onun için buna bağımlı olmasını istiyorum her şeyin. Yüksekliğimiz yine 300 piksel olacak. Diğeriyle eşit olacak hepsi. Ve minimum width'imizi de ne kadar verelim? 400 piksel verelim. 400 piksel verelim buraya. Save ettim. Gördüğünüz gibi yanına hemen fırladı. Fakat böyle olmayacak bu. Açtığımda aralarında boşluk olmuş olacak. Şimdi sıra geldi bizim board'umuzu oluşturmaya. Board klasını aldım. Gayet güzel bir şekilde böyle. Biraz daha yukarıya geleyim. Görebilirsiniz diye. Daha güzel. Board'umuzu biçimlendirelim. Margin 0 piksel ve auto diyeyim ben buraya. Harika. Padding vereceğim buraya hepsine. Biraz sınırlardan uzak olsun. Tuşlar. Board sınırlarından. Minimum width'imizi verelim buraya. Minimum width ne kadar olacak? 30 view width olacak. Bunu da böyle verdim. Bir de height verelim buraya. Minimum height'imiz de ne kadar olsun? Minimum height de 20 view height olsun. Display grid yapacağım. Çünkü tuşları grid şeklinde göstereceğim ben burada. Yani yan yana koyacağım. Grid konusundan bilmiyorsanız benim grid ile ilgili videolarım var. Galeri yapıyorum. Grid'le. Onları izleyebilirsiniz. Güzel, gayet güzel öğrenebileceğiniz bir özellik, bir video olmuş. Repeat de diyeceğim ben buraya. 10 tane tuş olsun yan yana. Bir de 50 piksel genişliğinde olsun hepsi. Bir de gap vereceğim arasına. Hepsinin arasından bir de 10 piksellik bir gap vereceğim. Tamam mı? Buraya da bir tek soru işareti şey koyayım. Noktalı virgül, özür dilerim. Gördüğünüz gibi burada da board'umuz da oluştu. Ben buna yine açayım böyle. Her açtığımda böyle gördüğünüz gibi hep şey ayrılıyor. Hiçbir şey yan yana değil. Bunu tekrar yana koyayım böyle. Harika. Bunu tekrar açayım. Bu şekilde. Board'umuz da bitti. Şimdi square'lerimize geldi sıra. Onları da biçimlendirelim. Yani square bizim kareciklerimiz olacak. Hem soru sorulan sorular kısmında sol tarafta yukarıda hem de bizim keyboard'umuzun kareleri olacak. Yani harf kareleri öyle diyeyim size. Heh, bravo. Display flex dedim. Tamam, güzel. Display flex oldu. Justify content ne olacak? Center olacak. Align items yine center olacak. Harika. Border'ımız ne olacak?
1 pixel solid white olacak. Harika. Square'imiz böyle oldu. Şimdi buna bir de genişlik verelim. Genişliğimiz 50 piksel olacak. Bir de yüksekliğimiz yine 50 piksel olacak. 50'ye 50 yani olacak. Tam kare şeklinde olacak. Bir de başlangıç değer olarak içerisindeki harfler gözükmesin diye font rengini siyah olarak belirledim. Tamam mıyız burada? Tamamız. Umarım çok genişletmemişimdir. Boğmayayım şeye. Tamam. Okey. Güzel. Square'imizi bitirdik. Şimdi sıra geldi letter square'e. Bunu yapalım. Letter square diyeyim ben buraya. Yukarıdaki bizim soru kutucuklarımızdı. Bu da bizim keyboard'umuzun square'leri olacak. Genişliği 50 piksel baştan vereyim. Yine yüksekliği yine 50 piksel olacak. Border'i 1 piksel solid white olacak. Display flex olacak. Display flex. Justify content center olacak. Justify content center. Align item center olacak. Cursor vereceğim ben buraya ki tıklanıyor olabilmesini göstereceğim. Yani her tuşun tıklanıyor olabilme olasılığını gösterebilmem için böyle bir parmak işareti her üstüne geldiğimde bir parmak işareti olacak. Cursor pointer. Harika. Bir de transition vereceğim ben buraya. Hafif bir background eventi yapacağım. Yani her tuşun üstüne geldiğimde biraz hafif bir şekilde diğer renge geçsin. Böyle pat pat geçmesin hemen. 0.2 second, millisecond ease olarak vereceğim ben burayı. Biraz daha yukarıya gideyim. Çok aşağı gittim çünkü pointer event all diyeceğim başlangıçta. Tamam mı? Güzel. Pointer event all neydi? Yani başlangıçta diyorum ki hepsine tıklanabilirsin. Ama her tıkladığımda ve yeşil veya da kırmızı olduğunda artık o tuşun üstüne tıklayabilme olasılığım olmasın diye pointer events none vereceğim. Bunu da bir class'la yapacağım. Şimdi letter square class'ını aldım. Üstüne geldiğimde ne yapsın diyorum. Burada bir event oluştursun. Background'umuz light gray olsun. Background light gray olsun. Light gray. Okey. Bir de rengini, font rengini siyah yapayım ki burada gözüksün. Tamam. Burası da böyle. Harika. Başka ne yapacağız? Ha şimdi. Wrong class'ı yapıyoruz. Bu CSS'in index nokta işleminin içerisinde olmayan bir styling olacak. Background'u red olacak. Nedir bu? Her yanlış bildiğimiz harfler kırmızı olacak arka plana. Bir de pointer event'i artık none olacak. Bu kareye bir daha basılamayacak. Bu yanlış içindi. Bir de correct için yapalım bunu. Yine index.html içerisinde olmayan bir class yaratıyorum ben buraya. Her doğru harfimiz için background'umuz ne olsun diyorum. Green olsun. Background green olsun. Ve pointer event'imiz yine none olsun. Tamam mı? Güzel. Şimdi burası da bitti. Gelelim close eventine. Close klasını yaratıyorum. Pointer events none. Artık oyun bittiğinde herhangi bir şeye tıklanıyor olamasın. Hepsinin tıklanma olasılığını sıfıra indiriyorum böylece. Oyun bitişidir bu.
Bir de show diye bir tane yine bir class yapıyorum. Index.html içerisinde olmayan bir şey. Yani diyorum ki artık oyun bitti ve hepsinin bütün harfleri bana göster diyorum. Color white yapıyorum. Ve bütün harfleri burada gösteriyorum böylece. Şimdi burası da bitti. Sıra geldi artık bizim dar ağacını çizmeye. Stand ne yapalım? Buraya leg yapalım. İlk önce daracımızın bacağını çizelim. Position absolute diyorum. Görüyor musunuz? Niye relatif dediğimi figüre. Bunu istediğim yere konumlandıracağım şimdi. Left diyorum. 70 piksel soldan olsun. Bir de yükseklik veriyorum ben buraya. Hop, niye bu kadar aşağıya geldim? Height'imiz ne kadar olsun? 290 piksel. Bir de genişlik vermemiz lazım. Bunun genişliği de 20 piksel olsun. Background'u da ne olsun? Kahverengi olsun. Brown. Seyrettim. Gördüğünüz gibi daracımızın bacağı oluştu. Şimdi stand arm'ı da yapayım. Stand arm. Bunu da oluşturayım. Position yine absolute diyeceğim ben buraya. Harika. Standart. Her şey karışmasın burada. Bir taraftan da benim oluşturduğum kodlara bakıyorum. Tekrar tekrar düşüneyim ne yazacağım diye. Onun için bir tarafta orada gözüküyor. Bazen görebiliyorsunuz çünkü ekran arasında geçiş yaptığımda orada bir tane WordPad açık olduğundan dolayı görebiliyorsunuz bazen. Standart neyim? Top 2 piksel diyeceğim buraya değil mi? 2 piksel, 20 piksel fazla oldu. Evet, left yine 70 piksel. Her şey hazırlıklı olmanız lazım. Düşünmemek babında. Height 20 piksel vereceğim yüksekliğini. Bir de genişliğini ne kadar yapalım? 170 piksel. Tamam. Niye gözükmüyor? Çünkü background kolorunu brown demedim. Brown. Save ettim. Güzel. Kolda geldi. Fakat buna bir tane de support yapmamız lazım, değil mi? Bir de kırılmasın diye üst kol. Buna bir tane destek yapmamız lazım. Hadi desteği de çizelim buraya. Stand support klasını vermiştim. Index.html içerisinde. Stand support. Harika. Position yine absolute diyorum ben buraya. Position absolute diyorum. Yüksekliği 35 piksel olsun. Yukarıdan. Bir de sol taraftan ne kadar olsun? 65 piksel. 65 piksel olsun. Yüksekliği bunun çok aşağı gittik yine. Çok aşağı gittik. Bunun yüksekliğini ne kadar yapalım? 20 piksel yapalım. Genişliğini de 100 piksel yapalım. Buna bir de açı verelim. Transform. Rotate. Buna bir de açı verelim. Eksi 45 derecede bir açı verelim. Bir de background'u yine brown yapalım. Brown yaptık. Save bastım. Gördüğünüz gibi bizim desteğimiz de oluştu. Şimdi bir de artık en son bizim ipimizi de oluşturalım. Position yine absolute diyorum. Harika. Tepe kısmı 2 piksel olsun. Genişliği 10 piksel olsun. Height'i ne kadar olsun? Bunun height'i neredeyiz? Evet. Height'i de 40 piksel olsun. Harika. 40 pikselimizi yaptık. Background'u da gray olsun.
Background gray. Süper. Şimdi save'e basıyorum. Gördüğünüz gibi artık ip de oluştu buradan. Fakat left mi vermedik biz buraya? Biraz left mi versek? Bir bakalım. Tap dedik, şey dedik, gray dedik. Biraz da left verelim ya. Sanki çok şey yapıştırdı iki tarafa. Evet. Left'i de ne diyeyim? 40 pikseli desem ne kadar oluşur? Yok, tamam, okey. Bırak. Vazgeçtim. Okey. Tekrar bir kontrol edeyim. Kalınlık 10 piksel. Height'imiz 40 piksel. Position absolute. Tamamız. Okey. Tamam. Şimdi sıra geldi artık vücut parçalarını oluşturmaya. Bu videoda burada durdurayım. Bir sonraki videoda devam etmek üzere. Tekrar buluşalım.